iklim koruyucuları, enerji tasarrufu rehberi. Yemek pişirmek, evleri aydınlatmak ve bu televizyonu çalıştırmak gibi birçok farklı iş için enerji kullanıyoruz. Hepimizin enerjiye ihtiyacı var ama hiçbirimizin enerjiye boşa harcama lüksü yok. Enerji tasarrufunun ilk kuralı, eğer kullanılmıyorsa kapatmaktır. Evde ya da okulunda hangi sıklıkla açık bırakılmış ışıklar ya da beklemede kalmış cihazlar görüyorsun, onları kapatmak enerji tasarrufu sağlar. Aslına bakarsan enerji tasarrufu yapmanın birçok yolu vardır. Isıtıcı ya da klimanın her odada bu kadar yüksekte çalışması gerekiyor mu? Çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi gerçekten dolduğu zaman mı çalıştırılıyor? Hepimiz farklı şekilde yaşıyoruz. Ama hepimizin enerji tasarrufu yapacak gücü var. İklim koruyucuları, gezegen dostu seyahat rehberi. Çoğu zaman bir araba ya da trene binmenin, hatta denizler üzerinde uçmanın cepte olduğunu düşünüyoruz. Çünkü karadan, denizden ve havadan yolculuk planlamak hiç olmadığı kadar kolay. Peki iklime en az etki edecek şekilde nasıl seyahat edebiliriz? Bunun sırrı kullanabildiğimiz kadar az petrol, benzin ya da dizel kullanmak. Eğer aynı çevrede kalacaksanız yürümek ve bisiklet kullanmak en iyisi. Hem sağlık için faydalı hem de tamamen gezegen dostu. Eğer enerjik hissediyorsanız koşmak da işe yarar. Uzay yapılacak seyahatlerde ya da yürümenin ve bisiklet kullanmanın güvenli olmadığı durumlarda mümkün olduğunca paylaşmaya çalışın. Toplu taşıma bunun için mükemmel. Otobüs ve trenler aynı zamanda birçok kişiyi alabilir. Böylece kişi başına kullanılan benzin ve dizel miktarı azalır. Hatta gittikçe daha çok toplu taşıma aracı elektrik enerjisine geçiyor ve bu onu daha da iyi bir seçenek yapıyor. Arabayla seyahat ediyorsanız yakıt tasarruflu olduğundan emin olun. Ve aynı yere giden bir arkadaşınızla paylaşıp paylaşamayacağınıza bakın. Böylesi hem dünyamız için iyi hem de daha eğlenceli. İklim koruyucuları geri dönüşüm rehberi. Bir şeyleri çöpe atıp kurtulmakla ilgili en büyük sorun aslında çöp olarak kalmaları. Aldığımız ya da kullandığımız her şey bir şeylerden elde edilir. Mesela metal, plastik ya da camdan. Ve onlarla işimiz bittiğinde çöpleri başka bir yere gider. Ama nereye gideceğini biz seçebiliriz. Çöpe gelişigüzel bir şey attığımızda sonunun çöplük, nehir ya da okyanuslar olması muhtemeldir. Ama geri dönüşüm yaptığımızda şişe, teneke ya da kartonlarımız tekrar tekrar kullanılabilir. İşin etkileyici yanı geri dönüşüm yaptığımızda dünyamızın iki kez kazanmasıdır. Hem atıklar başlı yaşama zarar vermez, hem de metal ve kağıt gibi maddeleri geri dönüştürmek, dünyamızdan yenilerini almak yerine aynı kaynakları kullanmamızı sağlar. Dünyamıza daha iyi davranalım. İklim koruyucuları, doğayı onarma rehberi. Hepimiz farklı yerlerde yaşıyoruz. Bazılarımız deniz kenarında, bazılarımız ormanın yakınında, bazılarımız sıcak ülkelerde yaşarken, bazılarımız aylarca kar altında kalan yerlerde yaşıyor. Peki bu kadar farklı olsalar da yerel çevremize yardım etmenin ortak bir yolu var mı? Yani aslında var. İlk adım çevre hakkında bilgi edinmek. Orada ne yaşıyor? Sağlıklı olması için ne gerekiyor? Yılın farklı zamanları nasıl oluyor? İkinci adımsa yaşam alanınla ilgili risklerin ne olduğunu sormak. Çöp mü? Yoksa kirlilik mi? Yoksa başka bir şey mi? Çevrenin sağlıklı olması için gereken şeyler neler? Çiçekler ya da polen taşıyıcılar ya da ağaçlar ya da su mu? Yoksa hali hazırdakilerden daha fazlası mı? İster evin, ister okulun bahçesi ya da mahallen olsun, bu sorulara cevap bulduğunda yapman gerekenleri anlayabilirsin. Son adımsa bunu beraber yapacak arkadaşlar bulmak. Ama ev ya da okul dışında yardım edecek bir yetişkin bulmayı unutma. Şimdiden bu konuda bir uzmansın. Onlar da yapmalarını istediğin şeyleri dinleyeceklerdir. Bunu düzenli olarak yap ve yıl boyunca devam et. Ona uzattığın el ve düzenli yardımına karşılık doğanın ne kadar hızlı karşılık verdiğine şaşıracaksın. Hadi şimdi doğanın tadını çıkar. Dünyamıza daha iyi davranalım. Hemen bugün Cartoon Network iklim koruyucusu ol ve bir dünya fark yarat.